Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Epeydir video çekemedik. Bugün sizlerle şöyle bu aracımızdan, daha doğrusu bu aracımızın vinç sistemiyle alakalı bir değişiklik yaptık. Buna normal sentetik halat taktık. Buna yeni bir sistem uydurduk. Bundan çıkan malzemelerle de, daha doğrusu bundan sadece zincir halat çıktı. Geri kanalıyla da eski elimizde bir tane vinçimiz vardı, kenarda yatan. Motor sistemi ve fren sistemi sağlam. Bunu sıfırdan toplayacağız. Şu an bir vinç 12-13 bin lira civarında. 11 bin liradan başlıyor. Elimizde eski bir tane vardı. 2700'e ben 11 milimlik sentetik halat aldım. Onu buna taktım. Bundaki halatı da söküp buna takacağım. Ekstradan bir tane role, bir tane kumanda sistemi ve kablo tesisat işlerimiz olacak. Bunlarla beraber bu vinçimizi de çalışır hale getireceğiz. Kenarda yatmasının bir anlamı yok. Bu aracımıza daki vinçi, bunu alınca ona aktarmıştık. Bunda vinç kalmadı. Şimdi bu vinci toparlarsak oyuncak dediğimiz 4x4 aracımıza bu vinci çalışır hale getirirsem ona aktaracağım. Onda da vinç sistemi olmuş olacak. Tabii bunun işte role bağlantıları, kumanda bağlantıları, halatın sarılması, diğer akşamlara elektrik tesisatı elden geçecek. Üzerinde bir şey yok. Bunları yeniden elden geçireceğiz. Tesisat nasıl bağlanır, nasıl yapılır, onları hep beraber görmüş olalım. Ben üzerindeki eski rolesini söktüm. Arızalıydı rolesi. Şimdi burada kendi sisteminde kabloları bakır hatla yürütmüşler. Bu bizim role sistemimize uymadı. Yönü, bağlantı yönü. Şöyle eğerek denemeye çalıştım ama olmadı. Roleyi sıkıştırdı. Zarar vermemesi için bu sistemi komple iptal edeceğim. Üzerindeki kabloları iptal edip yeniden buraya kablo sistemi çekeceğiz. Yavaş yavaş bunları söküp başlayalım. Bu sistemi şundan gönder, sağ sol, yani sağ malayı geri bırakma. Artık RP'ye role gireceğiz, ardından çanrolen içine çekebileceğiz. Yeniden bir yapacağız, kabloyu iptal edeceğim. Hepsine tek kablo çekeceğiz, ben de çekeyim. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada şurada artı yazan noktaya akümüzden gelen ana kabloyu bağlıyoruz. Eksi bağ dediği yere de buradan çıkacak vinçimizin şuradaki voltaj girişine, yani oradan çıkıp buraya gelecek motora. Sağ ve solda, buradaki sağ ve solda iki taraftaki İleri ve geri sarma. Onlar da buralara bağlanacak. Biri ileri, biri geri saracak. Zaten altından da vinçimizin eksi kablosu çıkar. Bunu da aküye götüreceğiz. Sistem bu şekilde toparlanacak. Şuralara da vinçimizin kumandasının roleye bağlantılarını yapacağız şuraya. Nötr ortaya giriyoruz. Yine siyah olan kablo genelde nötr olur. Bir taraf sarı, bir taraf beyaz olan kabloyu da sağ ve sol, ileri geri diye buraya gireceğiz. Bir kablo artar. O artan kablo zaten anten kablosu. Bir tane de kumandanın çalışması için gereken artıyı da buraya vereceğiz. Bu şekilde sistemi toparlamış olacağız. Çalışma mantığı basit. Ben şimdi buradan tekrardan buraya kablo çekmemek için bir de buradaki bunun kendi orijinal haznesi küçük. Böyle roleyi dik koyamıyoruz. Mecburen yatırarak koyacağız bu şekilde. Bu şekilde yatırmamız gerekiyor. Vinç'in bağlantılarını da buraya yapacağız. Yok, aslında şöyle yapsam daha kolaydı benim için ama bağlantılar altta kaldığı için buradan şase alır diye mecbur bu şekilde yatıracağım. Şuradan bağlayacağım. Buradan çıkacak eksiği de buraya vereceğiz. Ayrıca kablo çekmeye uğraşmayacağız. Direkt buraya direkt bağlayacağız. Ama buradaki en önemli husus, bunların yalıtımları çok iyi olması lazım. Birbirine değmemesi lazım. Birbirine değerse şase yapar. Onun için ben kendi dış kablosu haricinde ekstradan buralara bant sardım. Bunlarda bir de ayrıca ekstra şöyle koruyucu bezler var. Bu bezleri de takacağız. Bant saracağız. Üzerine de ekstra koruyucu bezlerini takacağız. Orijinalde çıkan. Şimdi bu şekliyle artıyı verdik. Genel hattı şöyle. Artı buraya gelecek. Eksiği buraya vereceğiz. Ekstradan şu şekilde kablo yapıyorum. Yani kablonun ucunu yarım parmak kadar soyduk.
şu penslerle beraber, penseyle beraber buraları ezeceğiz. Buradan kablolama sistemimizi yapacağız. Bir tarafını şöyle büktüm. Ezdim. Şimdi öbür tarafını da bu şekilde bükeceğim. Şöyle. Kabloların kafaları biraz kalın kabloya göre ayarlı olduğu için bu halkaları biraz büyük. Gerekirse belki jet taşıyla kafalarını biraz tıraşlarım birbirine değmemesi için. Çünkü o da tehlikeli olabilir. Birbirine değerse sıkıntı yapar. Kafa yalıtımlarını yaptıktan sonra, buralara bant çektikten sonra şu kafalara bant saracağım şuralara. Belki şu kısımlar tıraşlanabilir. Evet, rolemizin içeri sarma, geri bırakma, dışarı çıkarma uçlarına, in ve out tuşlarına birini buraya, birini de öbür tarafa verdik. Ortadan da şuradan eksiği çıkarttık buraya. Artıyı da alt tarafa. Zaten artı yazıyordu üzerinden, dikkat ettiyseniz. Onu oraya verdik. Şimdi kablolamasını yaptım ben. Kafalarını sıktım. Buralarını falan bantlayacağım. En son vidalarını sıkıştıracağız. Birbirlerine temas etmemesi lazım. Yalıtımlarını iyi yapacağız. Şu yalıtım aralarında birbirlerine temas etmemesi lazım. Bu yalıtımlarını yaptıktan sonra diğer kablolamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, kablolar hazır. Şimdi kuracağım için daha bak şey kalmadı. Bu kumandamızın alıcısının, uzaktan kumandanın alıcısının artısını buraya bağlamam lazım toplamadan önce. Sonra diğer kabloları bağlayacağım. Yoksa sıkıntı olacak. Şimdi artımızın, kumandamızın artısını buraya koyuyoruz. Bu şekilde ilk önce buraya bir voltajı vermiş olacağız. Sonradan bunu buraya takmak zor. Çünkü altta kalıyor artı. Daha da orayı sökemem. Onun için bunu bu şekilde bir takalım ilk önce. Hatta şu kabloyu da aynı yöne yatıralım ki değmesin bir tarafa. Evet, aküden gelen ana kablomuz ve kumandamızın artı kablosunu buraya verdik. Şimdi bu altta kalıyor mecburen. Diğer hattanı bağlayacağım. Şimdi eksiği ortaya getiriyoruz. Şuraya eksiği bağlayacağız. Az önce tarif ettiğim gibi buraya gelecek eksinin ucu. Onu o şekilde bağlayacağız. Diğer tarafına da, sağ ve soluna da ileri ve içeri ve dışarı sarmaları bağlayacağız. Evet arkadaşlar, hava karardı, akşama kaldık. Burada şimdi sistem hazır. Burada bir şöyle tekrar göstereyim. Artı alt köşeye giriyor dedik. Eksiği buradan şuradaki dıştaki uca verdik. İçeri ve dışarı sarma kablolarımız şunlar. Kumandamızın sarısını buraya, beyazını buraya, ne tarafa sardırmak istiyorsanız fark etmiyor. Siyah kabloyu buraya veriyorsunuz ortaya. Bu da anten oluyor. Şimdi bu şekliyle çalıştırmak isterseniz böyle çalışmaz. Çünkü hepsinde topraklama olmadığı için hepsinde voltaj alıyor. Az önce ölçü aletiyle ben baktım. Şimdi buradan ortadan roleyi aktif etmek için gövdeye, vinçin gövdesine bir toprak çekmeniz lazım. Buradan herhangi bir gövdesine, şu alttaki kablonun olduğu yere çekilir genelde. Buraya bir toprak çekeceğiz. Şimdi bakacağız. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı vinçimiz. Tabi alttaki halat daha düzgün bağlanmadığı için işleri var. Bu ortadan gövdeye bir şase almazsanız burada voltaj birikmesi oluyor. Role çalışmıyor. Bu önemli. Dediğim gibi sistem bu şekilde. Şu mavi olan anten. Bunu bir yere bağlamıyorsun. Ucunda zaten herhangi bir şey gelmiyor. Sarı beyazlar yanlara, siyah ortaya. Bu tarafta dediğim gibi dıştakiler
şu kutup ayrı ayrı içe ve dışarı sarma kutuplarına eksiği buraya, artıyı da ana aküden gelen kabloyu da burada artı yazan kısma bağlıyoruz. Sistem bu şekliyle aktif olmuş oldu. Bu şekilde karşıdan aküden artı eksilerimizi de aldık. Bu şekilde faaliyete geçmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ben üzerinin kapağını mapağını ayarlayacağım. Şuraları bir elden geçireceğim. Sonra şuranın kablosu vidasını falan takacağım. Ekstradan bir tane de buradan eksiye kablo çekeceğim ve bu iş bitmiş olacak. En son sardıktan sonra halatına bir bakarız. Evet arkadaşlar, vinçimizi toparladık. Bağladım. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Biraz zorlanıyor sararken. Tahminim içindeki fren sisteminde veyahut da buradaki CR sisteminde bir sıkıntısı var. Motorun kömürlerinden de olabilir, bilemiyorum ama biraz şuralar falan kızıyor, bayağı zorlanıyor. Bir söküp yan taraftaki sisteme bakacağım, gresleyeceğim. Fren balatasını bir elden geçireceğiz. Orada problem yoksa söküp bir de motoruna bakacağız. Yani başımıza iş biraz uzadı, başımıza iş çıktı. Mecbur kullanabilmek için epeydir yatıyormuş bu. Bir şekilde deneyeceğiz bakalım nasıl bir şey çıkacak, arıza bulabilirsek bizim için güzel olacak. Yavaş yavaş ben şu kapağı söküp işleme başlayacağım. Evet, kapağı söktüm arkadaşlar. İçerisi çok berbat. Gres böyle bıcık bıcık olmuş, yapış yapış. Yani değişik balçık gibi bir şey olmuş. Söküp bakalım bakalım ne derdi varmış. Birazdan az çok anlaşılır. Şimdi yavaş yavaş şu kapakları çıkartalım. Dişlileri. Bu dişli bu kapağın burasına oturuyor. Şu bölüme. Şöyle şuraya giriyor. Yani şu haliyle bile elimle zor çeviriyorum. Bayağı sıkıntılı yani. Ben de düzgün eldiven bulayım. Evet. Dişliler. Balçık gibi olmuş gres. Bayağı zor dönüyor. Normalde buraya giriyor böyle. Bu şekilde burada çalışıyor. İç içe birkaç farklı dişli olması lazım. Tabii gövdeden ayırmam lazım. Normalde de ben acil bir içeride bir sıkıntı var mı diye bir açayım dedim. Yani gresli aslında malzeme ama gres çok aşırı tutuyor. Nedense. Değişik böyle bir şey var. Dişleri falan kontrol edeyim dedim. Dişlerde falan bir sıkıntı gözükmüyor. Kırılan eden bir parça yok. Şu ana kadar. Buradaki dişliyi sökemedik. Göbeğinde şöyle bir parça var. Çalışan. Ana bölmeyi ayırmam gerekebilir arka tarafı görmek için. Büyük ihtimal şurayı ayırıp öyle bakacağız. Çünkü şey çıkmıyor içeriden. Bunu bir ayırayım. Evet, vinçimizi ayırdık arkadaşlar. Şimdi bunların temizliğini yapacağız. Şimdi bu bölüm bu şekilde giriyor. Gezegen dişliler. Bölüm ayrı açılıyor. Bu taraf, ön taraf ayrı açılıyor. Bunun sıralaması ince diş, orta diş ve dipteki en kalın diş şeklinde gidiyor. Şu dipten ayırdık. Buradan önden çıkmıyor çünkü bu. Bu bölüm arka taraf ayrı çalışıyor. Bakın şurada da ayrı çalışıyor. İçteki kısım da şöyle ayrılıyor. Burada ayrı çıkıyor. Komple. Burayı bu şekilde. Evet, şu
Şu şekil yönünü karıştırmayalım. Evet. İç kısım da böyle. Buralarda herhangi bir aşınma gözükmüyor. Yatakta da gözükmüyor. Dişte de gözükmüyor. Buradaki dişinde de gözükmüyor. Genel bir temizliğini yapacağız. Burayı geri toplayacağız. Yeni gres yapacağız. Fren mekanizmasını da sökeceğim sökmüşken. Fren mekanizmasını bir elden geçireceğiz. Belki o kapıyor olabilir fazla. Burada bir şey bulamazsak motor kısmına bakacağız. Elektrik kısmına. Çünkü biraz ısınma yapıyor. Kömürleri mi bitti yoksa bu tarafta fren mi kaptığını tam çözemediğim için hem de genel bakım yapalım diye ben söktüm. Ama gresle uğraşmak tabi başa bela. Vıcık vıcık böyle şey hiç. Şimdi kaba haline bir temizleyeceğiz. Yeni gresimizden süreceğiz. Şu şekilde yeni gres yapacağız. Bundan sonrasında bu tarafı toplayacağız. Fren mekanizmasına bakacağız dediğim gibi. Şu an burada bir problem gözükmüyor. Dişlerin hepsi sağlam. Kırılan bir parça da yok. Ama dediğim gibi yenileyeceğiz, gresleyeceğiz, toparlayacağız. Fren mekanizması da şuranın içinde. Şu orta milin olduğu yerde şurada. Bu kısımda. Burayı da ayrı sökeceğiz. Ya içinde toz, toprak, pislik gitmemiş. Şey kalmış ama, gres kalmış ama. Gres de bayağı böyle bir zift gibi olmuş. Kaydıracağına daha çok böyle tutuyor gibi. Bakalım toplayınca bir şey değişecek mi, değişmeyecek mi göreceğiz. Evet, malzemeleri benzinle temizledik biraz. Birazını gresledim şunu yeni gresle. Şuradaki gresle. Normalde motor rahat dönüyor. Ama şu fren mekanizmasında büyük ihtimal şurada ortadakinde bir sıkıntı var. Bakalım çözebileceğiz mi? Biz yeni gresleyelim her şeyi bir toparlayalım bakalım ne olacak. Evet malzemeleri bu şekilde temizleyinceye kadar böyle rahat rahat dönünceye kadar önceden çok zor dönüyordu bunlar kasıntılı dönüyordu. Temizledik. Yani eskisine göre 10 kat daha rahatladı. Malzemeler benzinle bayağı bir yedirdik buralara. İçlerine yedirmeyince şey yapmıyor, rahatlamıyor. Bunlar açıldıktan sonra 10 kat yumuşadı eskisine göre. Tahminim bayağı rahatlayacak. Birazdan zaten toplarken toplayınca belli olur az çok. Evet arkadaşlar temizlikleri yaptık. Şimdi malzemelerimizi artık toparlayacağız. Bunları gresleyeceğiz yeni gresle. Üst duvarını gresledik. Şu ince dişli dışa gelecek şekilde bu şekilde takıyoruz, oturtuyoruz. Oturtturduk. İç duvara da iç kısma da kalın dişli geliyor. Şu dişliler kalın buraya göre ayarlı. Bunları da gresleyeceğiz ilk önce güzelce bir. Büyük ihtimalle çamaşır su aldığından dolayı gres çamura dönmüş, balçık gibi olmuş. Sıkıştırmış etkileri. Çok zor dönüyordu yani malzemeler. Şu anda daha rahatlı. Evet, bunu da buraya oturtturduk. Diğer dişlileri de kalından inceye doğru bir kalını buraya geçecek. Şu bölümü. Onu da hemen gresleyelim. Bu da buraya geçiyor. Şu ortaya da biraz gres basalım. İkinci dişli de bu ikinci mekanizmada çalışıyor. En ince dişli de şu dıştaki dişli de çalışacak arkadaşlar. Bunu da gresleyelim.
Çok rahat geçti be. Neyse biraz yapacak olmuş. Elini de çevirdim. Bayağı rahatlamış oldu. Bu da bu şey şu. İkinci şekilde çekildi. Bunu da takacağız. Evet, gördüğünüz gibi en dıştaki dişliğe de bu oturdu. Şu an top kapak toplanmaya hazır. Buradaki şuradaki dişe de şurası oturacak. Ona göre bunu yerine şimdi yerleştireceğiz. Burada arkadaşlar malzemeleri geçirdik. Arkadan Dyson sıvı conta sürmüştüm şuraya. Vidalarını taktık şuranın. Kısa vidalar buranın, uzun vidalar ön kapağın. En inceden en kalına doğru takıyoruz. En alttaki en kalın dişli, ortadaki orta dişli, burası da en ince dişli. En ince dişli zaten şuradaki dişte çalışıyor. Ekstradan buraya da gresimizi bastık. Biraz daha gresledik. Şöyle çalışmasını bir kontrol edelim. Evet. Şimdi bu kapağı toparlayacağım. Şurayı bir temizleyeceğim benzinle. Sıvı conta sürüp burayı toparlayacağım. Bu taraf bitmiş olacak. Evet, sıvı contamızı da sürdük. Şimdi göbeğindeki vidayı unutmayacaktık. Buraya oturtturduk abiler. Şuraya da bir gres süreyim az bir şey. Evet, kapağı temizledik. Şimdi şeyimizi takacağız, üst kapağımızı. Bunun anladığım kadarıyla herhangi bir şey yok. Sadece delikler denk gelsin yetiyor. Hızlıca kapağı da toplayalım. Evet abiler. Şu an vinçimiz toparlanmaya hazır. Şimdi karşıdan gelen şu mili, fren milini buradan buraya sokacağız. Demirin içinden doğru. Milin içinden doğru oradan karşıdan çıkarıp buraya takacağız. Şu dişli de buraya oturacak, şurada dişliye. Bu şekilde karşıyı tutacağız. Uzun diş tarafı içeri gelecek şöyle şu kısma. Evet, şimdi de bunu evet. Sadece karşı tarafın motor kısmına takması kaldı. Motor bölümü. Motor bölümünde şöyle bir diş var. Bu şekilde. O buradaki alana girecek. Ona göre ayarlayacağız. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken bir nokta, şurada bir kanal var. Bu kanal, bunun içinde de şurada bir yerde bir çentik var. O çentik mutlaka buraya girecek. Bu kanala girmezse bu aşağı tam oturmuyor. Beni birkaç dakika uğraştırdı. Niye oturmuyor diye. Gresten içindeki şey gözükmüyor. Bakın içeride bir tane şurada çentik var. Gresten gözükmüyormuş. Bu kanal buraya girecek ki bunu gövdeyi tutsun, fren hikayesini çalıştırsın. O olmayınca fren çalışmıyor.
Bu da ayrı bir bilgi. Evet, şimdi tam sıfıra oturdu 6. Sıfıra oturduktan sonra bu milde zaten çıktı. Şuradaki dişliği de taktık. Tekrardan bu kısmı sonra buraya oturtacağız. Şu an oturdu. Oturdu. Şu vidaları sıkınca tam oturacak. Hemen hızlıca onları sıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi testimizi yapalım. Şu an boşta şeyimiz fren takılı değil. Şu an şuradan kolumuzu evet, şu an kilitledik. Kalıyordu. Evet, şimdi üst kapağına falan montajını yapacağız arkadaşlar. Genel hatları böyle. Şu tam vidalarını sıkmadığımız için biraz titreşimli çalışıyor. Şu vidaların falan biraz daha sıkılması lazım. Genel manasıyla bitti. Üst kapağını takıp halatını da sardırıp işi bitireceğiz. Bugünlük de bu kadar. Evet, kapağı mapağı hepsini topladıktan sonra bir deneyeyim dedim. Son kez. Tabii şu an kilidi açmadık, kilitlemedik. Evet, son işlemleri de yaptık arkadaşlar. Halatımızı sardırdık. Ön sabitleyicimizi de geçirdik. Kullanıma hazır. Çalışması da güzel oldu. Bayağı rahat çalışıyor. Önden yana da bir sıkıntımız yok. Bir eski canavarı da kurtarmış olduk böylece. Elimize sağlık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.